Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Bir de nutku var işte. Onun ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Değerli Atatürk severler, merhaba. Yatağan Baba ile Nutuk ve Günlük programının 9. bölümündeyiz. Atatürk bugün Nutuk'ta 19 Mayıs öncesinde saray ile ahalinin psikolojisini anlatacak. Ve göreceksiniz ki özellikle ahalideki bazı kesimlerdeki psikoloji asırların alışkanlığı da eklenince tıpkı günümüzde olduğu gibi. Hatta ve hatta kullandıkları ifadelerde. Genel durumun dar bir çerçeve içinden görünüşü. Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak kısaca ve hep birlikte gözden geçirelim. Düşman devletler Osmanlı devlet ve memleketine karşı maddi ve manevi saldırıya geçmişler. Onu yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan zat hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet, karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte, felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu ismi var, cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar 1. Dünya Savaşı'nın bunca çile ve güçlükleriyle yorgun ve vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan alıyor, gözleri önünde derinleşen karanlık ve felaket uçurumu kenarında beyinleri bir çare, kurtuluş çaresi aramakla meşgul. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberdar olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla da içten gelerek boyun eğmekte ve bağlı. Millet ve ordu bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken bir yandan da yüzyıllardır süregelen bu alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce hilafet ve saltanat makamının kurtulmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinde de değil. Bu inanca aykırı bir düşünce ve görüş ileri süreceklerin vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi olur. Günümüze ne kadar da benziyor. İçerideki psikoloji bu. Dışarıya karşı tavır nasıl? Diğer önemli bir noktaya da belirtmek gerekir. Kurtuluş çaresi ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke olarak kabul edilmekte idi. Bu devletlerden yalnız biri ile bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenip yerlere seren İtilaf kuvvetleri karşısında yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten daha büyük bir mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu zihniyette olan yalnız halk değildi, özellikle seçkin ve aydın denen insanlar da böyle düşünüyordu. O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olacaktı. Önce İtilaf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacak, sonra padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı. Allah cezalarını vermiş yani, halkın da aydınlarının da. Ya istiklal ya ölüm, öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma
söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor, bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Atatürk'ün günlüğünde bugün Çanakkale zaferinin kazanılması var. Çanakkale, deniz ve kara savaşları Türk tarihi için olduğu kadar Atatürk'ün askeri kariyeri bakımından da önemli bir dönüm noktasıydı. 1916'da Çanakkale Savaşı sona erip işgalci kuvvetler çekildiğinde Atatürk Bonapartlar kahramanı olarak Türk ordusunun gönlündeki müstesna yerini çoktan edinmişti. Bonapartlar grubu komutanlığı dönemindeki üstün başarısı nedeniyle 17 Ocak'ta yani bugün 17 Ocak 1916 tarihinde kendisine verilen Muharebe Altın Liyakat Madalyası ise bu başarının askeri ifadesiydi. Peki ne olmuştu? Bir yıl öncesine gidip bir özet geçelim. 19 Şubat 1915 günü İngiliz ve Fransız gemileri boğazlardan geçiş sağlamak için Çanakkale Boğazı girişindeki tabyaları topa tutarak karaya asker çıkarmaya başladılar. Bu ilk girişimde başarı sağlanamayınca Ağustos başında yeni bir saldırı gerçekleştirdiler. Takviye edilmiş bu saldırının hedefi Bonapartlardı. Harekat başladığında 5. Ordu Komutanlığı'nca hemen Bonapartlar Grubu Komutanlığı adında bir komuta kademesi oluşturuldu. Komutanlık önce Albay Fevzi Bey'in soyadı Önay idaresine verildi. Ancak Fevzi Bey'in ağır hareket etmesi nedeniyle Conk Bayırı'ndaki durum kritikleşince tüm birliklerin kendi emrinde birleştirilmesini talep eden Atatürk komutanlığa atandı. Komutayı alır almaz birliklerini savunma durumundan çıkararak karşı saldırıya geçen Atatürk, Bonapartlarda hem itilaf kuvvetlerini durdurmayı hem de kaybeden bazı mevzileri geri almayı başardı. İlerleyen günlerde tümüyle kıyıya çekilmek zorunda kalan itilaf kuvvetleri hiç beklemedikleri bir yenilgi alarak 1916 başlarında Çanakkale Boğazı'nı terk etti. Bu başarısından ötürü Muharebe Altın Liyakat Madalyası'na layık gören Atatürk'ün rütbesi de Mirli Balığa yani Tuğ General'e yükseltildi. Mirli Balığa, Mirli Balığa. Değerli izleyenler, Facebook arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Ben bu konuda bir yazı yazmıştım. O yazı da 18 Mart Çanakkale Zaferi Değildir adını taşıyordu. Biliyorsunuz 18 Mart'larda Çanakkale Zaferi kutlanıyor devlet tarafından ve aynı zamanda şehitleri anma da o gün yapılıyor. Oysa ki değerli izleyenler 18 Mart Çanakkale Zaferi Değildir. 18 Mart Çanakkale deniz zaferidir. Sadece deniz zaferidir. Çanakkale zaferi ise bugün yani Ocak ayında az önce okuduk. Ne demek bu? 18 Mart nere? Ocak ayı nere? Çanakkale zaferi Çanakkale deniz zaferinde değil Bonapartlarda Conk Bayırı'nda kazanılmıştır. Ve tam bittiği tarih de bu Ocak ayıdır. 9 ay sonra bitmiştir 18 Mart'tan. Bu böyleyken neden bunu 18 Mart'a çektiler? Çünkü Atatürk Conk Bayır ve Bonapartlarda kahramandı. Zaten Mustafa Kemal Paşa bu iki savaştan sonra Atatürk olmaya başladı. İşte bu bakımdan Çanakkale zaferini 18 Mart'taki deniz zaferine indirgediler ki, çünkü orada Atatürk henüz komutan değil, Çanakkale zaferini Atatürk olmadan kazandık demek için.
Osmanlıcı ve dinci uyuz bu şeytani oyunu tezgahlarken ne acıdır ki Bülent Ecevit'i kullandı. Bülent Ecevit'e işte 18 Mart'ta şehitler de analım diye önüne kağıdı koydular. O da saf saf imzaladı. Şimdi sen şehitlerin anılmasına karşı mı çıkıyorsun? Sen Çanakkale zaferine karşı mı çıkıyorsun? Ulan düz beyinli uyuz. 9 ay sonra biten bir zafer, bir savaş nasıl oluyor da sadece denizde kazanılıyor? Denizi geçemeyince düşman doğrudan karaya çıktı. Karada 9 ay o savaş sürdü. Bunları hiçbir şey araştırmayan, incelemeyen bu kuru kalabalığa yutturabilirsiniz de ben bunları yutmam. Onun için orada deniz kelimesini yok ettiler değerli izleyenler. Çanakkale deniz zaferi oldu başımıza Çanakkale zaferi. Bu namussuz oyun sadece bu deniz kelimesi yok edilerek yapılmadı. Başka kelimeler de yok edildi. Onların bir tanesini televizyonda anlatmıştım. Hatırlayalım. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Bununla da kalmadı. Atatürk demişti ki, çünkü ülkemizde Mustafa Hoca %40'ın tarım. Onunla geçiniyor. Evet. İstihdam olarak. Şunu söyledim. Niçin bu zeytindi, kara saban yüzünden geri kaldık, onları yaptı, çiftçiye destek oldu? Çünkü dedi ki, üreten çiftçi milletin efendisidir. Üreten köylü milletin efendisidir. Bu sözü söyledi. Kırklardan sonra dışarıdan ve içeriden müdahalelerle orada bir oyun oynandı. Üreten kelimesi yok edildi. Geriye çıplak olarak köylü milletin efendisidir kaldı. Halbuki köylü niye milletin efendisi oluyor? Şehirde duran suçu ne? Espri şuydu. Türkiye tarım ülkesi olduğu için orada köydekiler çiftler ürettiği için onun için efendisi. Çünkü o ülkeyi onlar kalkındırıyor. Ürettikleri için. Evet. Üretmeyen köylü milletin efendisi değildir. Milletin sırtında kamburdur. İşte Atatürk'ün tarım politikası üzerine bu özet geçtim operasyonlar oynandı. Hı hı. İlk bölüm böyle olabilir. Reklam arası varsa ikinci bölüm devam reklam edebiliriz. Reklam arası şu an yok. Devam edelim. Ya ben yoruldum da neyse. Aralarında Atatürk'ün cihadı, Cumhuriyet, millet olmaktan uzaklaşıyoruz. Güllerin efendisi Hazreti Muhammed sürgünde. İçimdeki polis Allah ve de din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap, saçmalıknamenin de olduğu dini ve siyasi kitaplarımızın tamamı Gül Hanım'a gönderildi. Eda Hanım'ın Facebook paylaşımlarında dikkatimi çeken bir konu var. Genelin çoğunluğun yaptığı gibi sadece karşı tarafa söz söylemekle, laf çarpmakla kalmıyor. Çok ağır ifadelerle paylaşımlarda bulunsa da bir şeyi yapıyor, o benim çok hoşuma gidiyor, doğrusu da budur. Bu dinci uyuzların yalanlarını Kur'an ayetleriyle bozuyor. Zaman zaman Kur'an ayetlerini paylaşıyor ki bu dinci uyuzların yalanını göstersin. Gül Hanım Balıkesir Ayvalık'ta, yanlış hatırlamıyorsam köpeğiyle birlikte yaşıyor. Gününü gün ediyor, keyfine bakıyor orada. Tabii ki keyfine bakıyor derken, yani vurdum duymaz yaşamıyor. Facebook'ta en hararetli, en ateşli paylaşımı yapanlardan bir tanesi. Ya Gül Hanım köpeği derken kedi aklıma geldi ya. Biliyorsunuz Türkiye'nin çoğu yerinde elektrik yok. Şu çekimi yaptığım anda da elektrik yok bizim evde. İnternette bol bol geyik var. İşte Mart ayı geçti, kediler kudurdu, bütün trafolara saldırdı gibi. Nasıl bir rezillikse böyle bir şey ben çocukluğumdan beri hatırlamıyorum. Bu kadar çok şehirde bu kadar elektriğin gittiğini. Geçenlerde Japonya'da enerjiyle ilgili bir problem yaşandı. Enerjiye bakan kendini harakiriyle öldürdü. Bizimkilerin mezhebi ve meşrebi o kadar geniş ki car car konuşmaktan başka bir şey yaptıkları yok.
Evet, bu çekimi bu kara günde yapıyoruz. Bu kara günün hatırasına olmuş oldu. Bu kara günde siz de bu aydınlık değil sade, apaydınlık bilgilere sunan kitaplarımı sipariş verebilirsiniz. Efendim, güne bakıştığımız ile devam ediyor. Bir aradan önce bahsettiğimiz gibi bugün konumuz, güne bakışta konumuz Murat Yatağan Baba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Bana e-postamdan veya cep telefonumdan ulaşabilirsiniz. Eda Hanım'a, Ayvalık'a ve de Balıkesir'e selamlar. Onun için 18 Mart Çanakkale zaferi değildir. Şubat ayına girdik, şurada kalmış bir ay. Bir ay sonra gene ortalık böyle 18 Mart Çanakkale zaferi diye velveliye verilecek. Vallahi de, billahi de, tallahi de, tarihçe de bu yalandır. Atatürk'e kurulan bir oyundur. Atatürkçüler bu oyuna gelmemelidir. 18 Mart sadece Çanakkale deniz zaferidir. Çanakkale zaferi ise karada kazanılmıştır. Mustafa Kemal'in komutan olduğu Anafartlı'da Conk Bayırı'nda ve de şu içinde bulunduğumuz, daha doğrusu benim bu programı çektiğim Ocak ayında bitmiştir. Beni YouTube'dan izlediyseniz YouTube kanalıma abone olabilir. Çan simgesinde bildirimleri açarak da yeni video yüklediğimde düzenli haberdar olabilirsiniz. Çalışmalarıma destek olmak isterseniz IBAN numarama desteklerinizi beklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Atatürk'e de Allah'tan rahmet dilerim. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.